Sözü sana vereyim. Şimdi şöyle 30 milyon euro Melike, bir 5 milyon euro Galatasaray'a kesinti diyebiliriz. Eski kulübü Rennes, eski %15. menajer payı. Menajer payı şaşırtmasın, artık günümüzdeki çoğu iyi futbolcu, potansiyeli futbolcunun sözleşmesine koyulan bir maddedir. Belli bir bedelin üstünde transfer yaparsa menajer olarak komisyon alırız. Kerem Aktürkoğlu'nda var biliyorum. Yani çift haneli bir rakama, bonservisle transfer yaparsa pay verilecek. Badou Ndiaye, Galatasaray'ın bir önceki rekoru aslında ona aitti, 16 milyon euroyla. 15 milyon euronun üzerinde götürdüğü için menajerine o yüzden 1 milyon euro verilmişti. Bundan dolayı da Galatasaray 25 milyon euro gelire biraz konsantre oldu. Pazarlıklarda geri adım atmadı. Şu mesaj da verildi: biz 1,5 yıl Sacha Boey oynatırız, hani 1,5 yıl sonra bedavaya alırsınız. O yüzden de hani burada bir de tabii rakibin Bayern Münih olması, ekonomik gücünün farkında Galatasaray. 15 milyon euro ile Bayern Münih pazarlığa başladı. Haberler çıktı, Mazurayı takası diye. Bunu Bayern Münih önerdi Galatasaray'a ama Galatasaray o işe takas olursa rakam çok düşer. Ona hiç yanaşmadı. Direkt olarak Sacha Boey'dan. Tabii burada bir de Sacha Boey cephesinden değerlendirelim. Galatasaray'da ne yapsa etse Fransa A milli takım havuzuna atamadı kendisini. Farkında. Evet. Bayern Münih'te 4 ay oynasın, Hemen. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda o kadroda olacak Sacha Boey. Oyuncunun zaten kariyer hedefi de Türkiye'yi bir basamak görüyordu ama iyi bir profesyoneldi. Özel hayatına çok dikkat etti. Ve şu detayı da vereyim: geçen sezon sakat sakat şampiyonluktan sonra oynayan Fenerbahçe maçına çıktı. O yüzden de Fransa U21 takımından çıkartıldı. Aslında orada oynasaydı yine değerli olurdu. Burada Galatasaray yönetimi şöyle tebrik etmek gerek: ben yaz transfer döneminde haberini yapmıştım. Bournemouth'un 12 milyon euroluk teklifini kabul edilmedi. Buradaki ana düşünce de Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapsın, çok daha yüksek rakama satarız düşüncesi vardı. Bir de son olarak şunu hani söylemek gerek, naçizane hani basın tribünden de maçları izleyen biri olarak söyleyeyim. Trendi yakalayan bir futbolcu Sacha Boey. Yani ben çok takılmıyorum ileri uçtaki pasların isabet oranına. Günün futbolu artık o bölgede tamamen tempo istiyor. Yoksa evet, Dubois dediğimiz oyuncu Fransa milli takımı görüyor Lyon, ama Sacha Boey'un dinamizmi, temposu yoktu ki kendisini bir sene sonra Başakşehir'de buldu. Yani Sacha Boey Galatasaray için vazgeçilmez bir oyuncu konumundaydı. Çok iyi bir oyuncu. Üstüne şunu da söyleyeyim: bu sezon önünde Ziyech ve Tete oynadı ağırlık olarak. Yani çok da sağ beke yardım etmeyi seven sağ açık oyuncuları değil. Buna rağmen o kanadı tek başına hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa'da çok iyi kullandı. Önü çok açık bir oyuncu. Menajerini değiştirmişti. Zaten artık hani bu malumun ilan diyebiliriz ve Galatasaray'la da sözleşmesini uzatmadı. Bir Evet, bu da anlamda çok aslında uzun yani sürdü. o rakamlar çok gerçekçi rakamlar değildi Galatasaray'dan talep ettiği. Bayern Münih'te 3 milyon euro üzerinde alacak ama bilmiyorum, yani Almanya'da genelde oyunculara o vergi ödetiliyor. Ama yine tabii Galatasaray'daki ücretini katlayacak, çünkü Galatasaray'da 600 bin euroydu ben en son Düşük bir ücret bıraktığımda, de daha zaten tabii diğer anlaşılmış. yabancılara kıyasla. Çok iyi bir profesyoneldi, çok iyi hizmet verdi Galatasaray'a. Yani Galatasaray'ın gurur duyduğu bir isimdi. Sahada o mücadelesini tamamen veriyordu. Bu sene bence işin kreatiflik kısmında da vardı. Mesela Ankaragücü maçı, çizgiyi geçen topta da golü ben ona yazarım. Bir de çok istikrarlı hani. Kopenhag maçını çeviren isimle attığı golle. Maç kaçırmıyordu yani. O da çok önemli ki. Hatta şuna da bakabilir editör arkadaşım Yusuf: maçlarda çıkmıyordu da oyundan. Yani hep Evet oyunda evet oyunu kalıyordu. 90 dakikada tamamlıyor. oynuyordu. Ve bu sezon Muslera'nın cezalı olduğu maç bir tek Sacha Boey kalmıştı her maç oynayan oyuncu. En son Fenerbahçe Oynamadı. maçında gördüğü sarı kartla Cezalıydı. cezalı oldu. Öyle iki maç kaçırdı. Bu anlamda istikrar olarak da, bir de yaş olarak da bakarsak 23 yaşında, Galatasaray adına mükemmel bir yatırım oldu. Yani 1 milyon euroluk oyuncudan 25 milyon euro kâr ediyorsunuz. 30 milyon euroluk bir satış. Bonuslar olacak. Orada Bütün bir maçları 90 dakikaymış bu arada. Şimdi hep, Yusuf yani hep söyledi. 90 dakika oynar. Ben de hiç oyundan çıktığını hatırlamıyorum. Galatasaray'ın benim gözlemim Bek zaten oyuncuları zaten. Torreira, Sacha Boey'dur hep en iyi oyuncular, hani bakarsak maç kaçırmayan, oyuna karakter koyan. Çok çok iyi bir hikaye yazdı Galatasaray'da. Önü de açık. Bayern Münih adına da güzel bir yatırım oldu. Tabii Bayern Münih burada Trippier'e çok mesai harcadı ama aralarında bayağı da bir yaş farkı var. Sonrasında zaten Bayern Münih taraftarların da farkında olduğu bir oyuncudu Sacha Boey. Bayern maçlarında da iyi oynadı Yani bu tabii arada. rakip olma da etkili. Galatasaray geri adım atmadı. Ben de açıkçası tebrik ediyorum. Dün, çünkü bana haber ilk geldiğinde Bayern Münih 15 milyon euro, Galatasaray 30 milyon euro şeklindeydi. O rakam aşağı inmedi. Yani Galatasaray olabildiğince, gerekirse 1,5 yıl oynatırız Sacha Boey'u dediler. Oyuncu da farkındaydı aslında Galatasaray'ın yüksek rakam hedeflediğini. O da çok o süreçte
müdahaletli sadece Bayern Münih'e gitmek istediğini söyledi. Çünkü yine PSG, Arsenal vardı ilgilenen başka takımlar. Hem Sacha Boey hem Galatasaray hem Bayern Münih üçü içinde bence en doğrusu oldu. Çünkü hani Weghorst United'da gördük, Arda Güler Real Madrid'de gördük. Bu yaşta bir kere gelir. Evet, o tarz evet. Takımlardan kolay teklif. Kolay gelmiyor. Ben şununla döneceğim sana. O gün şahin oldu. Şimdi evet çok güzel. Kulübüne para kazandırarak gidecek olması, Bayern Münih gibi bir takıma gidecek olması, Galatasaray'ın hani bu transferden kar elde edecek olması, bunların hepsi güzel. Ama şimdi önümde sorular var. Mesela diyor ki Abdullah Bey, sezon sonunda ayrılsa Galatasaray için daha iyi olabilirdi ama diyor ki yani kariyer olunca insan kendi takımını bile düşünmüyor. Ne yapsın diyor. Ama bir de şu var şimdi. 90 dakika diyoruz. Bu oyuncunun hiçbir maçta hani oynadığı, oyundan çıkmamasının bir sebebi var. Evet, bir çok iyi olması. İki, alternatifi de yok yani. Evet. Bu da önemli. Yok derken hani onun seviyesinde, onun katkısının garantisini Galatasaray'a verecek oyuncusu. Hani zor. Bakalım şimdi göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence olması gereken zaman. Neden? Sonuç itibariyle futbolun içerisinde birçok şey var. Bunların başında da bence futbolcuların kariyerini en çok etkileyen şey sakatlık konusudur. Yarın öbür gün Galatasaray'a devam etti ve sakatlandı. Alabilecek miydiniz bu teklifi? Alamazsınız. Yani her şey doğru zamanda. Ha, 10 milyon euroda, 12 milyon eurolarda dersiniz yani ben bu riski alıyorum diye, ama 30 milyon euroyu gördükten sonra zaten artık bir de şu var. Süper Lig'in de seviyesi belli oyuncu satışları noktasında. Şimdi yavaş yavaş artmaya başladı işte Arda Güler. İşte ilk Cenk Tosun'la açıldı bu kapılar. En yüksek bonservis. Şampiyonlar Ligi'yle ilişkilendireceğiz. Tabii. Cenk Tosun'la açıldı. Arda zaten çok özel bir yetenekti. Şimdi Sacha Boey böyle yavaş yavaş işte 3-5 arttıra gidiyoruz. Ama yani 50 milyon euroları inşallah onları da kısa süre içerisinde görürüz. Seviye belli zaten, alabileceğiniz rakamlar bu. Ha, şampiyonluk yarışında etkisi olur mu? Sacha Boey çok önemli bir oyuncu. Ama Galatasaray bu sıcak parayla Sacha Boey'in yerini şampiyonluk yarışı için doldurabilecek bir sağ beki rahatlıkla bulabileceğini düşünüyorum. Aynı hikayeyi yazabileceği bir oyuncuya mı gidecek yoksa daha deneyimli mi? Onu tabii Mehmet abi daha iyi bilir ama şu var, Sacha Boey'in de hikayesi çok ayrı. Yani burada evet geldi evet. Bugünkü noktada. Ben Sacha niye hatırlıyorum böyle... sözünü bölüyorum. Ben niye hatırlıyorum biliyor musun? Morutsan, Sacha Boey'e bu transferler yapıldığında işte çıkıldı. Yani Galatasaray'ın sezonu 13. tamamladığı sezondan bahsediyoruz. Hı hı. O dönem gelmişti. Ve hani konuşuyorduk ikiniz de muhtemelen yayınlarımıza geldiğinizde. Diğer oyuncular için de konuşuyorduk. Hani tartışıyorduk transferleri. Sacha Boey için sadece belki bir parantez yaşı hani... Belki satışı olabilir yaş diye konuştuk. Yaş maliyetine itiraz etmedik maliyetine, yani. 1 evet. milyon euroydu sonuçta. Aynen, itiraz edilmeyen bir oyuncu da. Ama sonra hani o bir anda umudun kesilmesi dönemine geleceksin sen zaten. Rezerv lige gönderildi.